çok değerli ilçe başkanlarım, sivil toplum kuruluşunun çok değerli başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, çok değerli beyefendiler, hanımefendiler, genç kardeşlerimiz, hepinizi en kalbi duygu ve sevgilerimle selamlıyorum. Allah-u Teala birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşallah. En kötü anımız bu şekilde olsun. Hep bu şekilde sevinçli olalım inşallah. Çok değerli kurumlu hemşerilerim, biliyorsunuz 31 Mart'ta Ordu'da birinci, Türkiye'de üçüncü olduk. Sizlerin ve akrabalarınızın vesilesiyle sayesinde. Biz de bu görevi kendimize boş bilerek 3 Nisan'da mazbatamızı alır almaz en hızlı bir şekilde çalışmaya başladık. Elhamdülillah şu anda kötü bir mahallemizin yolları yok. Çoğu mahallemizin bu yılki betonunu ilk etapta attık. Şu anda orta çok değirmen mahallemizdeyiz. Şu anda 3 kilometresini döktük. İnşallah 2 kilometre bir betonumuz kaldı çok değirmen mahallemizde. Ondan sonra da Güneycik mahallemize geçeceğiz. İnşallah. Ben diyorum ki 2021 veya 2023 yılında bizim kumrumuzda elektrik, yol, su problemimiz inşallah olmayacak diyorum. Bunu da ben kendimden demiyorum tabii ki. Daha çok bakanlarımızdan, Cumhurbaşkanımızın bize verdiği sözü dayanarak söylüyorum. İnşallah bundan sonra geldiğinizde kumurda suyumuz akmıyor, elektriğimiz yanmıyor demeyeceksiniz. Zaten yollarımız şu anda iyi, daha da iyi olacak inşallah. Tabii ki bu yeterli mi? Yeterli değil. Biz ne yaptık? Şu anda kumurun en üktesi olan sanayi sitemize jeolojik mühendisini getirerek çalışmalarımıza başladık. En kısa zamanda şu anda bizim kendi yerimiz 20 dönüm var. Onu 40 dönüm yaparak, 20 dönüm bize yetmiyor, 40 dönüm yaparak en kısa zamanda sanayimizin de sorunu çözeceğiz. Eğer sanayimiz sorunu çözersek kumru biraz daha rahatlayacak. Yaklaşık 200-300 aracımız kumrunun içinden çıkarak sanayiye gidecek ve iş istihdamı yaratacağız. Tabii ki sanayi yaptıktan sonra süt fabrikası sözü vermiştik. Süt fabrikasını da kurarak inşallah hem köylümüz kazanacak hem de süt fabrikasını kuran kooperatif veya şirket olarak bizler kazanacağız. Köylümüz nasıl kazanacak? Şu anda sütün litresi 1 TL ise 1,5 veya 2 TL olacak. Ama bu esnada hem köylümüz dürüst olacak hem de süt fabrikamızı kuran yetkililer ve bizler dürüst olacağız. Nasıl olacağız? Bizim köylümüz biliyorsunuz her ikisi de uyanık yani. Sütü sağdığı zamanda üzerindeki yağı alıyor, sadece suyunu satıyor. Alan firma ne yapıyor? O da ucuz alıyor, o da bu şekilde işe götürüyor. Biz inşallah her iki olayı da organize ederek hem köyümüz kazandıracağız hem de şirketimizi kuran o kişiler kazanacak. Ben bu 22.sini düzenleyen, biliyorsunuz Kumru Düzübazı'da bu yıl 22.sini düzenlemiştik. Aynıya denk geldi Sayın Başkanım. İnşallah bir dahaki yıl 23.sünü birer hafta arayla yaparız. Bu da bir tevafuk oldu. Ben tekrar bu güzel günde işinizi gücünüzü bırakarak buraya gelen çok değerli kumrulu hemşehrilerime, abilerime, ablalarıma, kardeşlerime, gençlerimize, bu organize yapan Celal abime, abi diyorum, okuldan da abimiz bizim, abime ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.